IGN Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıdal Utkucu. Önemli duyurular ve gelişmelerle dolu bir Weekly Fix bölümüyle daha karşınızdayız. Bugünkü haberlerimiz arasında Xbox Game Pass zamları, Gladiator 2 fragmanı ve Concord beta sistem gereksinimleri yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan haberlerimize geçelim. İşte karşınızda Weekly Fix. PlayStation Store'da yapılan zamların ardından bir zam haberi de Xbox tarafından geldi ve Game Pass abonelik ücretlerinde artışa gidildiği açıklandı. Yeni fiyatlara baktığımızda ise Game Pass Ultimate aboneliğinin ayda 209 liradan 309 liraya, Game Pass Core yıllık aboneliğinin 959 liradan 1399 liraya ve Game Pass PC aboneliğinin ise 159 liradan 209 liraya yükseldiğini görüyoruz. Tabii belirttiğimiz gibi bu fiyat artışı başta Amerika olmak üzere diğer bölgelerde de yapılacak. Eylül ayı itibarıyla Xbox Game Pass Ultimate ayda 20 dolara çıkarken PC Game Pass aboneliği ise ayda 12 dolara yükseliyor. Microsoft bu fiyat artışı dışında yeni bir abonelik seçeneği de duyurdu. Standart ismi verilen bu yeni abonelikte ilk gün yani çıktığı gibi Game Pass sistemine eklenen oyunlar olmayacak. Bu tür oyunlar ilerleyen günlerde bu abonelik türüne dahil edilecek. Son olarak kullanıcıların Xbox Game Pass aboneliği için yalnızca 13 aya kadar ön ödeme yapmalarına izin verileceği açıklandı. Daha önce ödeme yapmış olan kullanıcılarsa bu durumdan etkilenmeyecek. Yaklaşık 24 yıl önce vizyona giren ve gişeleri alt üst eden Gladiator'un devam filmi için ilk fragman yayınlandı. En az Gladiator 2 kadar sinema severlerin heyecan duyduğu Shrek 5 içinse beklenen habere sonunda kavuştuk. Romalı bir generalken imparatorun oğlu tarafından komploya uğrayan ve her şeyini kaybeden, ardından kendisini Kolezyum'da dövüşürken bulan Maximus'un efsanesi bu kez farklı bir şekilde devam edecek. Filmin fragmanına baktığımızda ilk filmde küçük bir çocuk olarak gördüğümüz Lucius'un büyüdüğünü ve benzer bir komploya uğradığını görüyoruz. Tahtta bir kez daha konumunu hak etmeyen bir imparator var ve Roma'nın iç işleri hiç olmadığı kadar karışık. Fragmanda Kolezyum meydanının timsahlarla dolu dev bir havuza dönüşmesi, dövüşlere getirilen boynuzu kanlar içindeki bir gergedan ve bir kale kuşatması ilk göze çarpan detaylar arasında yer alıyor. Gladiator 2'nin 22 Kasım'da gösterime gireceğini de hatırlatalım. Uzun zamandır dedikoduları dolaşan Shrek 5 ise nihayet resmiyet kazandı. Orijinal seslendirme kadrosunun döneceği filmin gösterim tarihi 1 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Cities Skylines 2 konsol sürümünü bekleyenler için üzücü bir haber geldi. Yayıncı Paradox, konsol sürümünün hala hazır olmadığını ve Ekim ayına yetişmeyeceğini açıkladı. Firma, oyunun konsol sürümü için hedeflenen stabiliteye ve performansa hala ulaşamadıklarını belirtti. Bu sebeple oyunun Ekim ayına yetişmeyeceği de duyurulmuş oldu. Bunun hayal kırıklığı yarattığının farkındayız ve beklentimiz kesinlikle bu değildi. Fakat geliştirme süreci boyunca sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Ekip yeni çıkış tarihi konusunda ise bilgi vermedi. Colossal Order tarafından geliştirilen şehir kurma oyunu 2023'ün Ekim ayında Steam üzerinden PC için oyuncuların beğenisine sunulmuş ve ilk günden itibaren sorunlarıyla gündemden düşmemişti. Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı ve yönetmenliğini Top Gun Maverick'ten Joseph Kosinski'nin yaptığı F1 filminin ilk fragmanı sonunda yayınlandı. Yüksek bütçesiyle adından söz ettiren filmin fragmanında diyaloglar yerine yarışlara ağırlık verilmiş. Ancak birkaç kelime ve sunulan heyecan verici sahneler hayranların bu filmden neler bekleyebileceklerini açıkça ortaya koyuyor. Brad Pitt filmde mesleğine geri dönen emekli Formula 1 pilotu Sonny Heiss'ı canlandırıyor. Filmin yapımcılığını ise Jerry Bruckheimer ve Brad Pitt'e ek olarak 7 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton üstleniyor. F1 filmini izlemek içinse biraz daha beklememiz gerekecek çünkü film 25 Haziran 2025 tarihinde vizyonda olacak. Ubisoft'un nişancı oyunu XDefiant son günlerde enteresan açıklamalarla gündeme geliyor. Oyunun yapımcısı Mark Rubin'e göre oyun herkese hitap etmek zorunda değilmiş. Bir hayran oyunun GTA 6 ve Black Ops 6 yüzünden aceleye getirildiğini öne süren bir paylaşım yapınca daha önce Call of Duty oyunları üzerinde çalışmış olan Rubin hemen yanıt verdi. Oyunun aceleye getirilmediğini belirten Rubin, kullandıkları grafik motorunun daha önce sadece MMO'larda kullanılmış bir motor olduğunu, dolayısıyla bir FPS için gerekli tüm altyapının sıfırdan inşa edilmesi gerektiğini belirtmiş. Rubin, XDefiant'ın kullandığı motorun gerçekten harika olduğunu ancak üzerinde çok fazla çalışılması gerektirdiğini söyledikten sonra bu çalışmanın doğal olarak beraberinde pek çok hatayı da getirdiğini sözlerine ekledi. Biz 20 yıldır piyasada olan bir nişancı oyun değiliz. Oyun size göre
değilse sorun yok, yolunuza devam edebilirsiniz. Sony'nin Mayıs ayı sonunda düzenlediği State of Play sunumunda duyurulan Concord, oynanışı dışında atmosferiyle de dikkat çeken bir oyun olmuştu. Beta sürümü için adeta gün sayılan oyun hakkında yeni bir açıklama daha yapıldı ve sistem gereksinimleri netleşti. Firewalk ekibi tarafından geliştirilen oyunun sistem gereksinimlerine baktığımızda aslında beklenen düzeyde olduğunu görüyoruz. Öncelikle oyun, hangi donanımla oynarsanız oynayın, SSD ve 30 GB depolama alanını şart koşuyor. 4K çözünürlükte 60 FPS hızında ve ultra ayarlarda oynamak için de en azından RTX 4070 Ti veya RX 7900 XT ekran kartına ihtiyacınız olacak. Düşük ayarlarda 60 FPS hedefleyen minimum gereksinimler içinse GTX 1660 veya RX 5500 XT modelleri istenmiş. Oyunun beta sürümü için belirlenen tüm sistem gereksinimlerine ve diğer detaylara sitemizden ulaşabilirsiniz. Concord'un beta sürümü 18-21 Temmuz tarihleri arasında yayında olacak. Oyunu ön siparişle satın alanlarsa 12-14 Temmuz tarihleri arasında beta sürümüne erişebilecek. Tam sürümse 23 Ağustos'ta PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürülecek. Pek çok yeni gelişmenin, sızıntının ve haberin yer aldığı bir Weekly Fix bölümünün daha sonuna geldik. Tüm bu haberlerin detayları dışında oyun ve eğlence dünyasında yaşanan son gelişmeler, incelemeler ve fragmanlar için IGN Türkiye'yi ziyaret etmeyi, ayrıca bizi tüm kanallardan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki Fix'e kadar IGN'le kalın. Haftaya görüşmek üzere.